Şimdi hafta sonundan itibaren takip ettiğimiz bir olay var. Nijerya açıklarında kaçırılan 15 Türk denizcinin kurtarılması için Türkiye seferber oldu. Peki korsanlar irtibata geçti mi? Son durum ne? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Peki neler söyledi? Konuşmasının ayrıntılarında neler vardı? Hepsini Duygu Ayazbayram'dan alacağız. Duygu bize geniş bir şekilde aktaracak. Söz sana bırakıyorum Duygu. Diyor olacağız bu konuyla ilişkili gelişmeleri. Şimdi dönelim aslında koronavirüs süreciyle ilişkili olarak aşılamalara. Çin'den yeni aşılar bu sabah saatinde Türkiye'ye geldi. O aşıları Türk Hava Yolları taşıdı ve 6,5 milyon doz aşı İstanbul Havalimanı'na indirildi. Son durumu alacağız. Aşılar şimdi nerede? Peki aşılama süreciyle ilişkili detaylar neler? Havalimanı'nda bizleri bekleyen Fulya Öztürk'ten dinleyeceğiz. Fulya, seni dinliyoruz, söz sende. Göksu, çok teşekkür ediyorum. Bir yıllık bu süreçte takip ediyor olacağız aşılama ile ilişkili tüm gelişmeleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla da devam edelim. Bakan Koca 80 yaş üzerindekilerin aşılanmasına bu Türkiye'de 1 milyondan fazla insan aşılandı. Uzmanlar aşının gelmesiyle rehavete kapılmaması gerektiğini de söylüyor. Sıklıkla aslında altı da çiziliyor bu uyarının. Çünkü hem aşı 1,5 ay sonra etkisini gösteriyor hem de aynı zamanda ayrıca salgının bitmesi için de toplum müdürü açıklama yaptı. O açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. Vergi ve SGK prim borçları başta olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasında artık son haftaya girildi. Borçlular 1 Şubat gece yarısına kadar yapılandırma başvurusunda da bulunabilecekler. Peki hangi emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasında da mevcut oran %4-5 arasında değişiyor. Türkiye Emekliler Derneği 8 yıl önce ailece geçirdiği kazada 2 yaşındaki Zijan yaralandı. Tam 8 yıl boyunca da komada kaldı ancak girdiği komadan çıkamadı. Onun ve ailesinin dayanılmaz acılar çekmesine sebep olan tanker sürücüsü oldu. Bir midibüs ve bir tır avcılar gişelerinde kaza yaptı. Baş sebebiyle milyonlarca kişi güvenli bölgelere sığınıp çadır kentlerde yaşamaya başladı. Türkiye bu bölgelerde briket evler kurmak için çalışmalarına da devam ediyor. Adem Metan ve o çadır kentleri tek tek ziyaret etti. Orada yaşanan insanlık devletleriyle Çin arasındaki Tayvan gerilimi yeniden tırmanışa geçti. Çin'in savaş uçaklarını adanın yakınında uçurması üzerine Amerika Birleşik Devletleri de bir uçak gemisi grubunu Güney Çin Denizi'ne gönderdi. Çin'e Tayvan'a yönelik Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 hafta önce gözaltına alındığı hayatını kaybeden Afrikalı genç için yine bir gösteri düzenlendi. Eyleme edildiği Almanya'da da başkent Berlin'deki bir hastane mutasyonlu koronavirüs sebebiyle karantina altına alındı. Virüsün hastalardan sağlık çalışanlarına da bulaşması sorun. İnsanlık milyonların verdiği o salgından bir dizi ders çıkarabiliyor. Aslında birçok kişi can verdi bu salgında. Bundan sonra benzer bir durum yaşanırsa neler yapılması gerektiği de aslında şimdiden planlanıyor diyebiliriz. Bu robotik teknolojileri için de geçerli. Dünyanın ilk insansı robotu Sofya'nın üreticilerine göre hayatki hatalar sebebiyle 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından Boeing 737 Max yaklaşık 2 yıl sefer yapmamıştı. O uçaklar geçtiğimiz günlerde seferlerine yeniden başladı. Ancak şirketin eski bir üst düzey yerden devam edelim. Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aradan sonra yeniden 61. kez istikşafi görüşmeleri için bir araya geldi. O görüşmelerde tamamlandı. İstanbul'da gerçekleşti bu görüşme, bu buluşma. Ayrıntılarını şimdi almak için arkadaşımız CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'e döneceğiz. Ceylan bize geniş bir şekilde aktaracak. Nedir o toplantıdan, o buluşmadan çıkan sonuç ve ayrıntılar, senden dinleyelim. Bir değişiklik olacak mı sorusuna yanıt aranırken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti ile ittifak yapılır mı sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi. Şimdi detayları almak üzere Ankara'ya döneceğiz. Ankara'dan editör arkadaşımız Kıvanç Eğil bize detaylı bir şekilde gelişmeleri aktaracak. Kıvanç, sözü sana bırakıyorum.
Kulislerinde siyasi cephede neler konuşuluyor, hepsini ve daha fazlasını Kıvanç aktardı. Şimdi devam edelim. Parti kurma çalışmalarını hızlandıran Muharrem İnce son olarak Nevşehir'i ziyaret etti. Burada esnafla konuşan İnce %51 oy alarak getiren konulardan biri sistem tartışması. Muhalefetten gelen parlamenter sistem çağrılarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt geldi. Uçum ve devam edelim. Aslında uzun süredir verdiğimiz mücadele ile ilişkili olarak aşılamalara geçildi koronavirüs sürecinde. Çin'den alınan Sinovac aşısının ikinci partisi 6,5 milyon dozu da Türkiye'ye geldi. Aşıları taşıyan Türk Hava Yolları uç yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Çok kısa bir aranın ardından günlük haber kuşağıyla Başak Şengül sizlerle birlikte. Hoşçakalın.